Ananasımı alacağım, küçük küçük parçalara böleceğim. Şöyle dörde böldüm. Bunları da ince parçalar halinde doğrayacağım. Biber koyacağım, tavukla eşleştireceğim. En sonunda da makarnamızı yapıp hep beraber afiyetle yiyeceğiz. Şöyle kenara alalım. Kapya biberlerim var. Bir tane de ondan koyacağım içine. İçine ayıklıyorum. Şöyle tam olarak çekirdekleri alalım. Biberleri doğrarken her zaman parlak kısmı, dış kısmı arkaya gelsin. Çok daha kolay soyacaksınız. Çok daha kolay keseceksiniz. İçine en son taze soğan koyacağım. Onları da şimdiden hazırlayayım. Mutfaklarda ön hazırlık oldukça önemli. Bu arada suyum kaynıyor makarna için. Bir de tavuk alalım, tavuk göğsü. Onu da hemen hemen ananaslarla eşit boyutlarda kesiyorum. Makarnamı da yanıma alayım. Bütün malzemelerim hazır. Bir de fıstıklarım var. Kajun fıstığı. Gelin sostan başlayalım. Suyum kaynıyor. O suyun içine tuzumuzu da atalım şimdiden. Makarna haşlarken suyunuzun bol olması lazım. Zeytinyağı kullanıyorum. Dumanları gördüm. Özellikle tavuk pişirirken bu dumanları görmek önemli. Güzelce renk alması, karamelize olması için. Tuz, karabiber. Biraz sonra biberleri koyacağım yanına. İkisi iyice piştikten sonra tavuklarla beraber ananasları ekleyeceğim. Biberlere de birazcık tuz. Ananasları eklediğimde de makarnamı artık suya atabilirim. Çünkü sosum hemen hemen olmaya yakın. Daha sonra krema ekleyeceğiz. Makarnalarımı atayım. Makarnaları çok fazla karıştırmıyoruz. Toplam pişme süresi içinde eğer bu 4-5 dakikaysa veya normal kuru makarna olursa sık sık kullandığımız 10-12 dakika içerisinde 2-3 kere karıştırıyoruz. Ananaslarımızı da içine atabiliriz. Biraz daha atayım. Renkler bile birbiriyle uyumlu. Şu makarnamı bir kere daha karıştırayım. Fıstıkları atabiliriz. Taze soğanları en son atacağım. Fıstık yerine ceviz, fındık kullanabilirsiniz. Yer fıstığı kullanabilirsiniz. Mis gibi kokular yükseliyor. Kremamı koyuyorum artık. Makarnam da olmak üzere. Bir taşım kaynatacağım. Daha sonra makarnamı içine atacağım. Makarnayla birazcık pişireceğim. Altını kapatabilirim kremanın. Gelin makarnayı süzelim. Tekrar altını açıyorum. İyice kaynayınca makarnamı içine atacağım. Ne kadar makarnaya ne kadar sos koyulacağı önemli. Tabii ki tercihiniz. Eğer az soslu istiyorsanız daha az, daha fazla soslu istiyorsanız daha fazla ama bence optimum olan bu makarnanın üstünü tüm sosun kaplaması lazım. Ve arkada da alt tarafta da fazla bir şeyin kalmaması gerekiyor. Şöyle karıştıralım. Soğanlarımı da atabilirim. Ben fesleğenle her türlü makarnayı birbirine çok yakıştırıyorum. Onun için birazcık da fesleğen atacağım. Fesleğeni de en narin baharatların başında geliyor. Elinizle doğramanız daha iyi çünkü çok çabuk okside oluyor. Hadi gelin tabaklayalım. Tabağımızı da alalım. Şöyle hafifçe döndürerek bırakıyorum. Birazcık içindeki malzemeden koyacağım. Biberlerden, fıstıklardan. Başrolü alan ananastan. Bir fesleğen daha koparıp üstüne atmak istiyorum. Bunun daha muntazam olması lazım. Onun için bıçakla doğruyorum. Çok fazla üstünden geçmiyorum. Dediğim gibi fesleğen çok narin. Birazcık da şurada tarhunum ve maydanozum var. Onlardan da kullanmak istiyorum. Şöyle maydanoz da çok güzel yakışır.